10 yıldır sağlık çalışanlarının yoğun olduğu bir sitede oturuyoruz. Onların yaşamlarını biliyoruz. Birbirinin cenazesine, düğününe gidip geliyoruz. Çok iyi komşuluklarımız var. Ama Sinop'ta olan bu vahim olay bizi çok üzdü. Ondan dolayı onu gördüğümüz zaman hemen yönetimimiz olarak toplandık ve bu kararı aldık. Komşularımız bizim canımızdır, ciğerimizdir. Şu anda da çok yoğun şekilde çalışıyorlar. Belki yanlarında sağlık çalışanı olmayanlar bunun farkında değiller. Ama ne yazık ki eve geldiklerinde çocuklarına sarılmaktan çekiniyorlar. Gece soğuklarda polislerimizle beraber, jandarmalarımızla beraber yoğun bir mesai harcıyorlar. Onlara yapılan bu haksızlığa karşı durmak istedik. O yüzden bu yazıyı buraya astık. 40'a yakın sağlık çalışanımız var, doktorlarımız var, sağlık görevlilerimiz, röntgencilerimiz, MR'cılarımız var. Onun dışında aile hekimliklerinde çalışanlar var. Hemşirelerimiz var. Onlarla beraber, sitemizle beraber yaşıyoruz. Devlet Hastanesi'nde ameliyat bölümünde çalışıyordu. Daha sonradan aile hekimliğine geçti. Kendisi bizim her işimize koşan, yardımcı olan bir arkadaşımızdır. Sosyal medyada bunu yayınladıktan sonra birçok olumlu tepkiyle karşılaştık. Bu yazıyı görenler bizi de aradılar, teşekkür ettiler. Olması gerekenin bu olduğunu söylediler. Ne yazık ki olumsuz şeyleri biz elimizin tersiyle itiyoruz. Kesinlikle sahip çıkılması gereken insanlar, hele de ülkemize şu anda yoğun bir şekilde giren bu virüsü def etmek için onlara destek olmalıyız diye düşünüyorum. Ben akşam işten çıkınca eve geldiğimde kapıda yazıyı gördüğümüzde inan bana içimin yağları eridi. Çünkü bu zor günlerde bu küçük gibi gelebilir ama insanlara gördüğümüzde çok rahatladık ve bu dostlarımıza da sizin huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Destek oldular. Alkıştan sonra da böyle yazılar bizleri mutlu ediyorlar. Çok sağ olsunlar. Sağlık çalışanlarına sağ olsun, yani insanlarımız bugünlerde daha da iyi değerini anladılar. Polis teşkilatıyla, jandarma teşkilatı ve sağlık teşkilatı şu zor durumlarda canla başla görev yapmaktadırlar. İnanın eskiden beri sağlıkçılar ayrı bir yerdeydi. Bugün de layık olduğu değeri görmüştür diye düşünüyorum. Sinop'ta o yazıyı sosyal medyada gördüğümüz zaman yani tabii ki bizler de diğer insanlar gibi bu duruma çok ama çok fazla üzüldük. Ki bu zor süreçte bizim en büyük destekçimiz, en büyük yardımcımız olan sağlık çalışanlarına bizim destek vermemiz gerekirken, onları canı gönülden alkışlamamız gerekirken böyle bir olayın yaşanmasını ben kendim adıma ve yani buradaki sitede oturan diğer komşularımız adına bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı ama ondan sonra gerçekleşen bizim sitemizde gerek yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda böyle bir yazının asılması işte yani beklenen tablo buydu. Hani sözü buraya getiriyor. Gerçekten biz böyle bir uygulamanın yapılmasından dolayı memnunuz, mutluyuz. Sağlık çalışanlarımıza beraber gerçekten hani burada yaşamaktan da mutluyuz. Onlar bizim başımızın tacıdır. Bu zor süreçte bizlere en yakından yardımcıları oluyorlar. Az önce de yönetim kurulu başkanımızın dediği gibi belki bizler hani evde yavrularımızla, çocuklarımızla çok rahat bir şekilde vakit geçirirken onlar sabahtan akşama kadar belki de geceden sabaha kadar yapmış oldukları bu mücadeleden sonra evlerine döndüklerinde bir çocuğunun başını okşayamayacak kadar tedirginken yani onlara bu süreçte böyle bir yazıyı reva görmek bir haksızlık olarak diye düşünüyorum. Ama inşallah bizim de yönetim başkanlığında alınmış olan bu yazı asılma kararını tüm Ünye'ye, Ordu'ya ve buradan bütün Türkiye'ye böyle yayılmasını, bir örnek olmasını temenni ediyorum. Sağlık çalışanlarımızı canı gönülden destekliyoruz.